Ya annem gel gazel hanımlardan geçeriz diye ısrar etti. Böyle emrivaki gibi tuhaf olmasın size de. Ya yok canım, niye tuhaf olsun? Hem o merak ettiğim montaj programına da bakarız. Aa iyi olur. Ya, Doğa. Hı. Hani geçen akşam pide içi hazırladığımız akşam sen de aramıştın. Anlatamadım o akşam sana ne olduğunu. Ha evet, nedir o mesele? Yunus abime yardım etmek için bütün akşam pide içi hazırladık. Çok eğlendik. Bir yandan pide içi hazırlıyoruz, bir yandan şamata. Ama İlyas mahvoldu biraz garip. Ne oldu ki? Ne olacak? Yunus abim verdi buna soğanları, doğra kardeşim dedi. 3 kilo soğan. Ama alnımızın akıyla çıktık. Orası öyle. Ne de olsa Aysel teyzenin olsun. Doğa, annemle Aysel teyze çok yakınlarmış. Değil mi İlyas? Öyle. Ama annemle Sultan teyze daha yakınmış. Gönül teyze onlara nazaran biraz küçük ya. Annemle Sultan teyze ahiretlikmiş. Öyle der eskiler. Çok severlermiş birbirlerini. Kim sevmez ki? Eminim annen de onun gibi iyi bir insandır. Öyleydi. Kolay gelsin. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya teyze, ben böyle geldim ama sorun olmasın. Aşk olsun kuzum, iyi ki geldin. Ben de söyledim ama ben de evde tek kalmasın dedim. İyi yapmışsın. Hem değişiklik olur, değil mi? Alın bak, yeni çıktı, taze taze, sıcak sıcak. Ama dikkat edin, yanmayın ha. Montaj programına bakacaktık. Doğru diyorsun. Hem odanı da görmüş olurum. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya şu gençlik de ne güzel bir şey ya. Vallahi öyle. E hadi hadi abla, daha çok işimiz var. İçli köfteyi hazırlamadık. Tamam, etleri unutturma ama bak son yarım saat fırına vereceğiz, tamam mı? O zaman ben böreklere başlıyorum. Onlara başla, son 2 tane kaldı benim de zaten. Şunlar. Şunları çıkartayım. Çok karışık ya, almıyor benim kafam. Daha basit montaj programları var aslında. Telefon çalıyor. Alo. Buyurun, burası. Ne mezarı? Anlamadım. Bir yanlışlık olmuş olabilir mi? Peki, ben bir not alayım o zaman. Tamam. Oldu. Teşekkürler. Ne oldu? Anlamadım. Bir adam varmış, ölmüş, sizin mezarınıza bakıyordu dedi. Yakınlarda bir köyün ismini falan verdi. Ya sizin aile büyüklerinden birinin mezarı olabilir mi? Hani parayla falan bakıyorlar ya. Sanmıyorum. Çünkü bizim köyde hiç tanıdığımız yok. Doğacığım, börek yapıyordum. Öğrenmek istiyordum. İstiyorsan gel. Olur. Hadi gel gidelim. İyice, iyice, iyice koy. İyice koy, tamam. Ya Sultan teyze, beceremiyorum. Korkma kızım, korkarsan yapamazsın ki. Bırak bırak bırak, tamam dur. Dur. Bak şimdi bu iç malzemeyi ilk önce böyle sıkıştırıp birazcık ilerliyorsun. Sonra sağdan ve soldan içeri alacaksın ki içindeki malzeme dışarı taşmasın. İyice çevir, 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 çevir. Sardıktan sonra şu ucunu buraya böyle yapıştırabilmek için suya bandırıyorsun. İyice kıvırıyorsun. Tamam. Sonra da üstüne böyle çıtır çıtır olsun diye böyle. Yumurtayı da sürüyoruz. Oh,
Hadi şimdi sen yap bakayım. Tamam. Ne gerek vardı ki teyze buna? Aa, herkes kendi işini yeterince yapabilmeli. Hem ben gördüm, yurt dışında insanlar çocuklarına balık yapmayı bile öğretiyor. E tabi canım. Ne oluyor burada? Biri bana açıklayabilir mi? Bir şey olduğu yok anne. Zeynep'le şakalaşıyorduk sadece. Hayatım, yemekleri sen yapacaksan niye bir yardımcı aldık değil mi? Kusura bakmayın, ben bilemedim. Ben ısrar ettim Sultan teyze yardım etmek için. Siz üstünüze alınmayın Sultan Hanım. Tatlım, daha hazırlanmamışsın bile, aşk olsun. Ay hanımlar, ellerinize kollarınıza sağlık. Harika görünüyor her şey. Ama bir üstümüzü de değiştirelim artık değil mi? Misafirlerimizi böyle karşılamayalım. Malum. Özel gün. Malum. Özel gün. Anne. Ya sana söylemeyi unuttum. Neyi? Mezarlıktan aradılar. Bizim mezarla ilgili. Ne mezarı? Ne bileyim ne mezarı. Ben de sana sorayım dedim. Gülizar diye biri aradı. Biri ölmüş. Bir adam. Neydi? Sami. Sami diye biri ölmüş. Onun ilgilendiği mezarla biz de ilgilenebiliriz dediler. Bizim mezarımız mı var köyde? Polonezköy mü? Poyrazköy. Poyrazköy'de. Ha, sen onları diyorsun. Ya oradan yumurta alıyordum ya sana. Köy yumurtası. Onun için aramışlardır. Mezarlık bakımı dedi. Yok yok hayatım. Poyrazköy demedin mi? Tamam işte oradan yumurta alıyordum. Ay Doğa, benim bir an önce duş almam lazım. Akşama geç kalacağım. Saçın, makyajın... Ablacığım, ne kadar şık, ne kadar ciddi görünüyorsun. Böyle aynı iş kadını gibi. Ya, öyle mi? Hizmetçi gibi demek istedin herhalde anneciğim. Güzel kızım, insan evladı için zehir olsa içer. Kızım, insanın alın teriyle çalışması utanılacak bir şey değil. Biz bugüne kadar çalmadık, çırpmadık, dişimizle, tırnağımızla çalıştık, kazandık. Size haram lokma yedirmedik. Tamam ya, öyle demek istemedim teyzeciğim, özür dilerim. Ay benim çok kuzum. Hadi bak geç kalmadan şu şerbetini dök ver. Gönül Hanım, ellerinize sağlık. Her şey çok güzel gözüküyor. İnşallah misafirleriniz de beğenir. Beğenirler, beğenirler. Benim bugün için tek bir dileğim var. Hediyeni önden istemedim. Benim hediyem kızım ve sensin. Bu mutluluğumuz hiç bozulmasın. Yuvamız yıkılmasın. Bu gece ve ömrümüzün geçen tüm geceleri için tek dileğim bu.